Tanıtma Vakfı BETA olarak düzenlediğimiz ikinci Bitlis Kitap Fuarı'na hoş geldiniz. 6000 yıllık tarihe sahip kentimizde ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören kitap fuarının ikincisini gelenekselleştirme hedefiyle bu yıl düzenliyoruz. Manilerin, türkülerin, deyişlerin ve atasözlerinin çok olduğu Bitlis'te düzenlediğimiz ikinci Bitlis BETA Kitap Fuarı'nda söyleşilerin, imza günlerinin ve konserlerin yanı sıra filmlere de yer verdik. Değerli konuşmacılarımız güzel şeylere temas ettiler. Şimdi kitap insanın hayatında olması gereken en önemli değerlerden bir tanesi. Bitlis'in birbirinden değerli yetiştirmiş olduğu, tarihe yön veren çok nadide şahsiyetler var. Bu şahsiyetlerden bir tanesi insanla ilgili şöyle bir ifadeyi kullanıyor. Diyor ki insan bu dünyaya ilim vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir. İnsan bu dünyaya ilim vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir. Tabii kadim şehir Bitlis diyoruz. Son yıllarda Bitlis'imiz kabuğunu kırdı. Allah'ın izniyle bundan sonra Bitlis'in önünü kimse alamaz. Tabii kimi tarihçiler 5000 yıl, kimi tarihçiler 7000 yıl diyor. Ve Bitlis'in çok tarihi kadim bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii geçmişten bugüne kadar tarihe sahip çıkabilmiş miyiz? Bu bizim bir eksiğimiz, çıkamamışız ama Allah'a hamdolsun dere üstü ıslahı, dere üzerindeki binaların yıkımı ve oradaki dere ıslahıyla beraber Paşa Hamamımızın restorasyonu, Azo Hanı'nın restorasyonu, yine köprülerimizin restorasyonu ve Alamdar Sokak yani Muştak Baba Mahallesi'ndeki restorasyonlarımızla inşallah Bitlis'i hak ettiği yere getireceğiz. Kadimşehir Bitlis diyoruz. Neden Kadimşehir Bitlis diyoruz? Çünkü Bitlis'imizin kültürel zenginlikleri çok derinlere gidiyor. Peki biz bu kültürel zenginlikleri nasıl dışarı çıkaracağız? Bunu sanatla ve edebiyatla yapacağız. Gazi'nin de dediği gibi sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş gibidir. Hayata sımsıkı sarılmak adına sanata ve edebiyata sahip çıkmak zorundayız. Ona binaen düzenlenen bugün açılışını yaptığımız kitap fuarının da hayırlara vesile olmasını, toplumumuza yararlı olmasını diliyorum. İkinci BETA Kitap Fuarı, Bitlis Kitap Fuarı. Ne güzel. Halkımızın kitapla buluşması, yazarıyla, çizeriyle, yerel yazarlarıyla buluşması. (Gülüyor)